Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte etkinlikten kazandığımız sandıkları açacağız. Biliyorsunuz etkinliği tam olarak yapmadım. 11. seviye veya 12. seviyede bıraktım. Bunun nedeni de şu da arkadaşlar. Oyun etkinliği bayağı zorlaştırmış. Yani sizden kısacası para harcamanızı istiyor. Onun dışında yani etkinliği yapmak gerçekten zor. Hani yetiştiren bilen varsa da yorum yazarsa sevinir Ben hesaplamaya çalıştım arkadaşlar. Yani 17 veya 18'e zor yetişiyordu benimki. Bir de hani Birçok silah ve elbise gidiyor. Dedim değmez dedim. yani Birkaç tane sandık alacaksam bir o kadar malzeme vereceksem hiç değmez dedim. Onun dışında e, sandıklar şöyle göstereyim. Şey 17'den zaten arkadaşlar sandık aldım. Biliyorsunuz bu Uğursuz Fener'de süs eşyası. E, Bunlar biraz sonra iyileştireceğim zaten. Sandıkları da açacağım. Onun dışında sizden gelen sorular var. E, onlara cevap vermeye çalışayım. Bir arkadaş şunu sormuştu arkadaşlar. Üstünü gösterir misin diye. Şöyle göstereyim. Şöyle iş kısmı arkadaşlar Nomad iki katmanla yaptım. iş kısmından bahsediyorum. E, yatay olarak arkadaşlar uzunluğu 10, şöyle dikey olarak da 8 öyle e, üstünüzü tasarlayabilirsiniz. Onun dışında bir de bu kardeşlikte 3. hikaye görevi gelmişti arkadaşlar. Onda bizden merhem istiyordu. E, o merhemle ilgili son zamanlarda birkaç soru geldi. Onlara şöyle bir cevap vermeye çalışayım. Bizden istediğim merhem arkadaşlar. Şöyle göstereyim şifa merhemi. Bunu 10 tane götürürseniz e, o görevi geçmiş olursunuz. Onun dışında dinamit zaten e, şeyde üretiyorsunuz arkadaşlar. Laboratuvarda üretiyorsunuz. Bunu zaten biliyorsunuzdur. Bir de e, zemin yükseltme ile ilgili halen sorular geliyor. Nasıl yükseltiyoruz diye. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sağ tarafta mesela bu testleri balyoz işaretim neyse işte. Buna tıkladınız arkadaşlar. Mesela burada bina, atölye, depolar falan diye vesaire. Siz buradan bina getireceksiniz. Sonra zemin üzerine tıkladığımız zaten buradan zemini yükseltebiliyorsunuz. Mesela siz diyelim şuna da dikkat etmeye çalışın. Mesela tezgah seviyesi 2 iken zemin de mesela 2'dir. 3'e yükseltirken zemini de yükseltmeniz gerekiyor. Ama zemini daha önce yükseltmeniz gerekiyor. Bunu bilmeniz gerekiyor. Onun dışında bir de geçenlerde şöyle bir yanlış bilgi verdim. Mesela dedim ki sağ üstte, üst, üst sahapta biliyorsunuz baloncukta olduğunda artık baskın oluyor. Mesela gece 3'te e, saldırı olduğu zaman siz büyük ihtimalle gece 3'te oyunda olmayacağınız için baskın yiyeceksiniz dedim. Onunla ilgili şöyle bir e, bilgilendirme vereyim daha doğrusu düzeltme yapayım. Arkadaşlar eğer baskın yapıldığı zaman üstünüzde iseniz e, siz oyuna girene kadar baskın olmuyor buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani demek istediğim şu siz üstünüzde olduğunuz sürece baskın hiçbir şekilde gerçekleşmiyor oyuna girdiğinizde baskın yeniden başlamış oluyor ona dikkat etmeye çalışın. Onun dışında başka soru var mıydı? Yok herhalde. Şu an aklıma gelen bir şey yok. Şöyle yavaş arkadaşlar. Şöyle sandıklar açayım. Normalde önceki neydi ya? Cadılar Bayramı mıydı? Neydi? Onda şu mesela silahlardan falan çıkmıştı. Bir de özel sandık vermişti falan. Bunda bakalım nasıl silahlar falan çıkacak merak ediyorum. Şöyle yavaşça açalım. Daha doğrusu önce şunu inşaat diyelim de. Şunu bir yerleştireyim şöyle. Zaten bundan önceden vardı bizde. Şuraya koysak yeterli ya. Çok zaten avam şahamı yok. Şöyle bakalım. İyi güzel duruyor. Şöyle yavaşça sandıklara başlayalım ne çıkacak. Şöyle aç diyelim bakalım. E, çıkan malzemeler de bu arkadaşlar. Göstereyim şöyle. Fazla iyi bir malzeme de yok herhalde. Şöyle hızlıca aç diyelim. Enerji verdi. Zaten bunu biliyorsunuz enerji. Şöyle hızlıca aç diyelim. Ok verdim. Şunu aç diyelim. Enerji çıkıyor ya sürekli. Tabi bunlar ben çoğunu sileceğim gibi duruyor da bakalım ya. Ee, önceki arkadaşlar şeyde e, donanım malzeme falan da çıkıyordu da. Şimdi sadece silah vermişler. Niye öyle bir şey yaptılarsa. Yani daha iyi şeyler çıkabilirmiş burada. Şöyle hızlıca açalım bakalım. Hep aynı şey çıkıyor zaten de. E, göstereceğim zaten hasarını biraz sonra. E, şöyle bakalım. Hepsi enerji çıksa sevinirdim aslında da. Bakalım. İyi bir şey de yok ki aslında pek ya. Şöyle hızlıca açmaya çalışıyorum da. Tamam. Evvayız arkadaşlar. Bunlar zaten sileceğim. Bunlar şunu büyüle diyor. Zaten bunu bozamıyoruz. Sökme tezgahında falan bozamayız. Şunun hepsini alta koyalım. Mesela şunun hasarı ne kadarmış? 335. Bu da özel silah. Bunu da bozamam aynı şekilde. E, mezar seçimi diyor. Şunu büyüle. Bu da özel silah. Hasar 300. Bunlar arkadaşlar hepsini sileceğim. Hani böyle farklı bir şey göremedim şu an. Şuna bakalım bu neymiş? 220 hasar bu. 298 asar, Dayanıklık da 60 yani çok azaltmışlar. İyi 15 tane enerji çıktı. Enerji işe yarıyor. Onun dışında bunlar büyük ihtimalle silerim büyük ihtimalle. Ee, başka bir şey var mı? Yok. Ee, arkadaşlar bu video ile ilgili aklınıza takılan soruları yorumla yazabilirsiniz. Diğer bölümde görüşmek üzere.